Kadıgatı TV ekranlarından herkese hayırlı akşamlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Genç Fikir programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Genç Fikir programında ülkemizdeki erken seçim gündemini değerlendirip o konuda bir program icra edeceğiz. Malum biliyorsunuz erken seçime giden bir yol göründü bizim için. 14 Mayıs tarihi konuşuluyor. Bu tarihe gidişin iki seçeneği var. Bir, meclisin karar alması. İki, Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetmesi. Kendisi her ne kadar başkanlık sistemine girerken meclisin feshedilemeyeceği, başkanın meclisi feshedemeyeceği konusunda beyanatlarda bulunsa da gelinen noktada işin oralara taşınacağı yönünde oldukça yüksek bir kanı var. Bu akşamki programımızı genç arkadaşlarımızla genç dimağlarla gerçekleştireceğiz. Her zamanki gibi sol başta Burak Günay, hemen yanımda Haydar Ergan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Seçim dedik. Malum ülkemizde seçim atmosferi, seçime yaklaşılan anlar önemli anlar. Özellikle 20 yılın ardından gelinen bu noktada seçim sanki bir miktar daha iktidar kisvesince önemli bir hale geldi. Verilen sözler, yapılan işler bunu gösterir nitelikte. Haydar Bey, sizle başlayalım. Erken seçim hakkında ne diyorsunuz? Ne olmalı, nasıl olmalı? Yani özellikle son dönemde görüyoruz ki Ümit Bey, yapılacak seçim çok beklenen bir seçim halini almaya başladı ki evet. Yani biz de kaçıncı seçimimizi geçiriyoruz artık tam sayısını bilmiyorum ama şu ana kadar görebildiğim en çok beklenen seçim bu seçim. Ve bu seçimde ana tartışmaları var. İşte bunlardan biri de Cumhurbaşkanı'nın üçüncü sefer aday olup olamayacağına yönelik. Ben anayasa maddelerini söyleyerek başlayayım müsaadenizle. Anayasanın 101. maddesine göre şöyle diyor. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Yani Cumhurbaşkanı'nın şartları başta sıralanıyor. Sonra görev süresi 5 yıldır diyor ve bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Ancak burada şöyle hususlar var. 116. maddesinin 2. fıkrasında diyor ki Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Bu maddeye göre yani Cumhurbaşkanı kendi seçim kararı alır. O zaman Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayamaz diyor. Ancak Cumhurbaşkanı ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir şeklinde bir ibare var ve bundan dolayı da üçüncü sefer aday olma ihtimali konuşuluyor. Aslında bu tabii anayasamızda bir erken seçim tabiri yok. Hep yenilenen seçim tabiri var ama yenilenen seçim aslına baktığınızda İstanbul seçimlerinde yaşanan hani bir oy sırasında yaşanan bir mühürsüz şey oylar gibi olmasa da bir şey olmuştur şeklinde ortaya çıkan ve seçimlerin yenilenmesi tam manasıyla o. Burada yapılan şey seçim yenilenmesi değil, yani seçimin yapılacağı yani tarihin bir seçim biraz daha erkene çekilmesi. Yoksa seçim yenileniyorsa önceki seçim ne olduysa tekrar yenilenmiş olur. Yenilenen seçim manası çıkmaması lazım burada. Kaldı ki şu anda da hükümet kanadından artık şöyle açıklamalar geliyor. Şu ana kadar yeni yasaya göre, anayasadaki bu yeni maddeye göre Cumhurbaşkanı bir sefer seçildi deniyor. Ama o zaman yani mazbataya baktığınızda iki sefer mazbata almış. Yani bunda da çetrefilli bir durumlar ortaya çıkıyor ki eğer ilk mazbatayı aldığında o zaman seçilmiş kabul etmiyorsak veya yasaya göre bir sefer seçildiğini kabul ediyorsak o zamanki yaptığı görevlerde almış olduğu kararlarda o zaman yok hükmünde sayılması gerekir. Böyle bir açıklık da söz konusu hükümet açıklamalarında. Şimdi bu yüzden erken seçim noktasında tabii muhalefet yanaşacak mı erken seçime falan bu konular var ama baktığınızda bir iki açıklama geliyor. Mayıs'ta bizimdir tarzı işte bir iki açıklama oldu. Mayıs'ta seçim yapalım konuları geldi. Yani zaten erken seçim olsa da olmasa da tam zamanında seçim de olsa
Cumhurbaşkanı'nın üçüncü sefer adaylığının önünde kim durabilir diye düşünüyorum. Durabilecek tek kişi YSK. YSK'da malumunuz İstanbul seçimlerinde ciddi bir tartışma yaratmıştı. Nasıl önünde durabilir? Bir soru işareti koyuyorum. Çok da bir yorum yapamıyorum bu konuda. Biraz da rahatsızlığım var, kusura bakmayın. Tam konuşamıyorum. Şimdi bu seçimin erkene çekilmesinin aslında istenmesindeki nedenler olarak da şey de gösteriliyor. O dönem sanırım hac dönemi, işte hacca gidecek vatandaşların... Yazın hava sıcak olur gibi. Hava sıcak deniyor ama yani... Kışın hava sıcak, şu an hava çok sıcak. Yani ona bakarsanız 15 Haziran'da seçim yapılmıştı 2015'te. Ya 15 Haziran seçimleriydi. Şimdiki de 20 Haziran. Yani aradaki 5 günlük farktan dolayı bir anda 20 santigrat derece artış olmayacak. Veya işte Temmuz ayında da seçim oldu. Yani 7 Temmuz'da da 7 Temmuz'du yanlış veya 27 Temmuz'da olabilir. Tam karıştırıyor. Ya Türkiye yazı afet boyutunda sıcak geçiren bir ülke değil ki. Yani en nihayetinde vatandaş yine sokakta olacak. Ya işte görünen o ki, yani şu an hükümet kanadı bir sefer seçildi ibaresini kullanıyor ama diğer taraftan da bu erken seçim şeyini cebine atmak istiyor. Şu an toplum nezdinde şu kabullenilmiş durumda. Eğer erken seçim olursa Cumhurbaşkanı bir seferde aday olabilir, kabullenmiş durumda. O yüzden bir erken seçim kararı alınması durumunda Cumhurbaşkanı adaylığını herkes o zaman doğru diyecek. O zaman şu husus da ortaya çıkıyor. Diyelim ki Cumhurbaşkanımız üçüncü sefer aday oldu, seçildi. Tamam. 2023 yılındayız. 2028'in Nisan ayında da erken seçim kararı. Normalde Mayıs'ta yapılması gerekecek o zaman. Eğer Mayıs olursa. Evet. Nisan'da yapılma kararı alındı diyelim. O zaman bir daha seçilebilir. Ya bir daha aday olabilir. Baktığınızda yine bir erken seçim var. Yine bir sefer daha aday olabiliyor. Şimdi toplum nezdinde şöyle bir durum var. Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu duruma yani bu parti, iktidar partisinin taraftarı olabilirsiniz ama bu duruma bir ses çıkarmıyorsanız, yani anayasa aykırılığa bir ses çıkarmıyorsanız bu sefer şöyle bir şey oluyor. 3 gün sonra hukuk önüne çıktığınızda, kendi işinizde beklemediğiniz bir karar geldiğinde kimsenin ahlanıp vahlanmasına gerek yok. Yani hukuka olan güveni parçalayan zaten bu topluluğun kendisi. Sonrasında hukuk önünde bir iş olduğunda çıkıp diyor ki adalete karşı güvenimiz yok. Ya kardeşim, şimdi burada şu durum da var Ümit Bey. Yani baktığınızda vatandaşlar da yetkili kişilerin ağzıyla konuşuyor. Yani meclis başkanı diyor ki hukuka uygun. Adalet bakanı çıkıyor diyor ki hukuka uygun. Sonra hükümetin başkan vekili çıkıyor diyor ki bunu Cumhurbaşkanı aday olamamasını işte söyleyenler hukuk cahilidir diyor. Yani şimdi kalkıp bunlar bunu diyorken vatandaşlardan da ve bunlar böyle diyor şeyle. Yok, burada şöyle diğer mana beklemekte. Toplumumuzda biraz hazırcılık var her konuda. Yani bu ülkeyi ben mi kurtaracağım kafası çok fazla var. Tamam o öyle diyor ama şimdi anayasayı alıp okumak veya buna belli oranda yorum yapmak çok zor değil. Yani çıkıp ses çıkarmak, yani o diyorsa doğrudur. Culuk biraz sıkıntılı bir konu. Yani bugün sizle hatta bir konuda şey yaptık, konuştuk. Orada ben şey dedim, yani toplum gerçekten hep bir kurtarıcı bekliyor. Hiç kendisi bir şey kurtarmak istemiyor. Ya o zaman kim seni niye kurtarsın? Ya burada da o durum var yani işin esasına baktığınızda. Herkes birinden bir söz duyuyor. Ondan sonra evet bu doğrudur diyor. Yani şimdi muhalif takılan bir hukukçu da vardı yani. Son dönemde de bir açıklaması oldu. Cumhurbaşkanının aday olması hukuki dedi. Yani şimdi onu dinleyenler de mesela şey yapacak. Ben burada en çok şeye takılıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanının hukuken aday olamayacağını söyleyen siyasi partilere değerlendirme yaptığımda yani Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş bu konuda ciddi açıklamalar yaptı. Ama onun dışında yani ana muhalefet dediğimiz kadrodan
Kimse çıkıp şunu demiyor. Yani bu durum hukuka aykırıdır demiyor. Herkes kabullenmiş. Hatta bu erken seçim olaylarını yani geçtiğimiz yaz ana muhalefetin kendisi dillendiriyordu. Biraz yaptıkları hareketlerde, son altılı masanın yaptığı hareketlerde, yaptığı adımlarda, açıklamalarda hep bir yani kendi topuma sıkayım, ya o ben bu işi istemiyorum yorumculuk görüyorum. Yani ben niyeyse eskiden beri şunu görüyorum. Muhalefet şu zamana kadar hep şunu yaptı artık. Mağdur edebiyat yapmasın diye her şeye tamam öyle olsun gibi bir şey yapılmaya çalışılıyor gibi gözüküyor. Yani mesela işte Cumhurbaşkanımız zamanında vekil olamıyordu. İşte mağdur olmasın öyle olsun. Veya işte başörtü sorunu var, mağdur olmasın şöyle olsun. Şimdi de yani anayasaya aykırı bir durum oluşacak. İşte mağdur edebiyatı yapmasınlar. O yüzden erken seçim olsun gibi bir hususa getirilmeye çalışılıyor gibi gözüküyor şu an. En azından şunu diyebiliriz. Hukuka aykırı ama bu hukuka aykırılığa kimse ses çıkarmıyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz ama karşımıza gelirse de yarışırız demek daha doğru bir söylem olur. Yani şimdi şu husustan da bakarsak yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hani biliyorsunuz ilk öğretimde artık orta öğretimde hep sayılırdı işte. Cumhurbaşkanları sırası gelirdi. Evet. İşte birinci Mustafa Kemal Atatürk'ten başlardı. Şu an 12. Cumhurbaşkanımız kimdi? Recep Tayyip Erdoğan diye yazıyordu. Evet. 13. seçilen Cumhurbaşkanı kimdi? Yine Recep Tayyip Erdoğan yazıyor. İki sefer seçilmiş olmuyor mu şimdi? Sayarsak 1-2. Yani bir daha seçilirse üçüncü olmuyor mu? Peş peşe seçildiği için bütün paket yapıp bir sayacaklar. Yani bir sayılıyor, o da olabilir. Arada boşluk olmadığı için. Yani baktığınızda matematik yalan söylemez aslında yani. Ama şu an üçüncü şey seçiminin konuşulması bile aslında Türkiye'nin bir hukuk devleti, yani yine anayasanın ikinci maddesini yazalım, hukuk devletini ciddi bir sorun yaratmakta. Ya tabii ki yani olacak mı? Olacak aday. Yani şu anki sistemde kim engel olabilir diye düşünüyorum. Kimsenin olacağı yok ama bu kadar hukukuna katledilmesi hiç hoş değil diye düşünüyorum. Sizce peki seçim bir şeyleri değiştirecek mi? Ya seçim bir şeyleri değiştirecek mi? Tabii seçim, bu seçim artık çok önemli. Yani 20 senedir, hatta artık 21. seneye doğru gidiyoruz. 20 seneyi doldurduk. Biz neredeyse bu iktidarla yani büyüdük. Evet. Yani artık bir şeylerin değişmesi gerektiği kanaatindeyiz ki yani yaşanılan süreçte de hiç olumlu şeylerden bahsetmedik. 4 senedir burada genç vekil programı yapıyoruz. Yani her hafta bir konu seçmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar örnek veriyorum yani 100 program yaptıysak 90'ı ekonomi oldu. Yani biz gençler olarak baktığınızda genç dediğin ne düşünmesi lazım? İşte aktivite gezi, düşünmesi lazım, etkinlik gezi, düşünmesi lazım. İşte çıkıp buraya biz eğlence programı yapmamız lazım. Yani normalde genç dediğim bunları yapar. Eskiden Karadeniz yerel kanallarında böyle kemençe programları olur diye. Tamam, bu ya ekran, ben de katıldım. Bu ekranlarda da bunu yaşadık biliyorsunuz. Bu ekranlarda biz Burak Günay Bey'le az katılmamışızdır yani şimdi. Kemençe programı yapar. Kemençe programlarında yani tabii kemençe çalmadık. Oron oynuyorduk biz o zaman. Çalan kemençe bu sahnede onu. Ya yani şimdi artık kimsenin keyfi yok baktığınızda. Yani bugün haberlerde herkes karşılaşmıştır ki çocuğun biri diyor ki annem karne hediyesi olarak et alıyor diye. Yani bu iktidarın başarısız olduğunun bir örneği de. Yani artık değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani değişimde ayak sesleri olduğunu düşünüyorum. Ve bu iktidar kanadının da bunu hissettiğini düşünüyorum ki şu an ciddi bir şekilde yani yapmam dedikleri her şeyi taviz evet her şey taviz vermeye başladılar. Ben de aynı fikirdeyim. Yani EYT mevzusu gündeme geldi. Şu an ciddi şekilde bir sürü vergi ve ceza afları olacağı konusu konuşuluyor. Yani ileriki süreçlerde neler göreceğiz bilemiyorum. Bence vergi, ceza, seçime yakın mazot 18 lira da görürüz. Yani ciddi şeyler olur. Şu an zaten mazotun geçen çarşamba mazotta zam var. Zam mı var? Tabii kaç dün ve önceki gün. Benim aracım benzinli olduğu için bilemiyorum. Yok benzine de geldi. Yani. Benzine de geldi, mazota da geldi. 23 benim aracım DPG'li olduğu için. Trabzon'daki 23.60 mı 23.80 yakıtın mi ne olması lazım? Ya yani şöyle düşünüyorum. Şu an mesela
Yani normalde Brent petrol fiyatının normal seviyesi düşük. Biz yani ama Rusya'dan aldığımız petrol fiyatı daha da düşük. Biz onların yani %50'sini Rusya'dan karşıladığımız, onlar 45 dolar mı? O civarda bir rakam veriyor. Yani bayağı düşük. Şu an herhalde bir sübvanse için belirli bir miktar ayrılıyor olabilir diye düşünüyorum. Seçim sübvansiyonu. Seçim sübvansiyonu. Çünkü seçimde çok para harcanacak gibi duruyor. Biz yine bu hafta ciddi bunu değerli... seçim yardımları da var şimdi. Seçim yardımlarını da konuşursak sadece mesela belirli partilere seçim yardımı yapılıyor bu noktada. Aslında bu da eşitlik ilkesine aykırı bir durum. Yani şu anda baktığınızda hükümet bu seçim için alacağı yardım miktarı tam miktarlara bakabilirseniz Zübit Bey 1 milyar 600 milyon civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorum. 1 milyar 900 milyon diye hatırlıyorum. Bakayım. Olabilir. Yani en az parayı HDP alacaktı. O da 560 milyondu herhalde. Ona da bloke koydular. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir durum vardı. Şimdi diğer seçime girme yeterli olan partiler ise 0 TL ile seçime girecekler. Yani burada şöyle bir husus da var. AK Parti 1 milyar 961 milyon. Virgülünü söylemiyorum. O virgül de bayağı büyük. Virgül aslında bizim için. CHP 1 milyar 43 milyon. HDP 539,5 milyon TL. HDP alamıyor. Bloke koyuldu. Yok. Bloke koyuldu da. Yani bu yine işte HDP'nin almış olduğu oyların kanalize edilmesine ilişkin bir karar. Sonuç itibariyle HDP de bu yardımları bu zamana kadar aldı. Evet. Ya şu an baktığınızda hem seçim yardımı alınıyor hem de bütün imkanlar bak hükümetin elinde. Yani el yani... değiştiren belediyelerden görüyoruz. Belediyelerde nasıl seçim destekleri çıktığını. Yani bazı işlerin ihale edilirken nasıl ranta dönüştürüldüğünü. Oralar tabii seçim desteği olarak geliyor. Bir de seçilmek isteyen adayların şöyle bir yaklaşımı da olabiliyor. Bugün harcayayım, yarın 5 katını alırım. İşte ya o aday adaylarından da biraz belli oluyor malum. Tam o süreçlere artık girmek üzereyiz. Mayıs ayında seçim olacaksa eğer 14 Mayıs'ta şunun şurasında kaç gün kaldı? 116 gün mü? 140 civarı bir gün öyle kalmış mi olması lazım. Şey gibi yapsınlar, Dünya Kupası geri sayımı gibi TRT'de üste koysunlar. İşte yaklaşıyor artık. Bakalım seçim zamanı girince yine gündemimiz seçim olacak yüksek ihtimal. Şu anlık ben konumu bitireyim, devam ederim. Evet Burak Bey, siz neler söylemek istediniz? Ya, seçim mi? Milletin derdi seçim mi? Milletin derdi geçim mi? Ümit Bey, o kadar aslında önemli bir konu ki şu söylemiş olduğunuz cümle. Seçim seçim de bence seçim değil, ekranlara geçim yazılması lazım. Geçimin toparlanması için ama seçime ihtiyaç var. Öyle bir durum da. Tabii ki de. Tabii ki de. O da birbirini destekleyen tabii işin esprisi bir yana. Ben şeyden devam etmek istedim. O ki konu Haydar Bey'de partilerin aldığı ödeneklerden girdi. Ben bu konuya değinecektim. Bari konu açılmışken değineyim. Yani hani biliyorsunuz her sene mecliste olan partilere bu mesela bu sene bu okumuş olduğumuz rakamlar veriliyor. Geçen sene farklı rakamlardı. Önceki sene farklı rakamlardı. Bu böyle gelip geçiyor. Hani bizler tasarruf işte kemer sıkma falan dediğimiz yani her anlamda hükümetin de olsun dediği süreçlerde ama hiç bu partilerin hazineden aldığı ücret kesilmedi. Yani baktığımız zaman şu 5 partinin meclisteki 5 partinin yıllık hazineden aldığı toplam miktarı bakın ben diğer partilere para versinler demiyorum. Hiç kimseye para vermesinler, eşit şartlarda yarışalım diyorum. Ve o vereceğiniz parayı şu 85 milyona böldüğümüzde adam başı o kadar ciddi bir para düşüyor ki hani diyorlardı ya hani nereden verecekler bu paraları? Ya bak ben hiçbir şey, hiçbir kaynak, hiçbir işlem yapmadan sadece yıllık 5 partiye ödenen hazinedeki parayı şu 84,5 milyona böldüğümüzde ciddi bir para birey başı ya. Yani en ucundan Tekirdağ'dan Hakkari'ye kadar her bir fert ciddi para düşüyor.
Şöyle, sizin dediğinizi şöyle destekleyeyim. Bence, benim kanaatimce, hiçbir partiye seçim yardımı vermeseler, siyasetteki siyasi figürlerin sayısı bayağı azalır. Kesinlikle. Yani bir kısım oradan çok fazla para getiriyor. Yani ciddi para, yani öyle böyle para değil bu, ciddi para. Neyse, bugün itibariyle şöyle bir yeni bir zamla beraber olaya girmek istiyorum. Yeni bir zamla mı uyandık? Yani açıkçası uyanmadığımız bir zam günü yok galiba Ümit Bey ya. Yok bence. Bu zamı şu yüzden seçtim. Yani gerçekten üzücü, benim şahsım zannımca üzücü bir durum. Biliyorsunuz emekliye %55 zam teklifi sunulduğunda hemen meclise koşarak oylamaya gittiler ve bunu reddettiler, biliyorsunuz. Yani emekli abilerimiz bunu bilsinler. Yani %55 zam teklifini oy birliğiyle reddettiler. Ama bugün emekli milletvekili maaşına %176 zammı koşarak onayladılar. Zaten bu milletvekili emekli maaşını ben biraz garipsiyorum. Yani iki dönemdi değil mi? İki dönem. Onu ben de garipsiyorum. Şöyle şimdi. Haydar Bey, siz daha iyi bilirsiniz o konuda. İki dönem milletvekili yapan yani, direkt emekli. Yoksa bir dönem mi? O konuda çok bir fikrim yok. Tamam. Bir şey ya da iki dönem. Yani yanlış olmaz. Ümit Bey, siz de bakabilirsiniz. Yani adam demeyelim, milletvekilimiz iki dönem milletvekili yaptığında ölene kadar milletvekili emekli maaşı alıyor. Peki benim... Ya onlar da alsın, vatandaşlar da alsın. Alsın yani. Ama ben biraz o noktada işçi çalışan, bugün işçi kardeşimiz, işçi abimiz hayatının 40 yılını, 45 yılını, 50 yılını bugün sektöründe harcıyor, ondan sonra emekli oluyor. Yani bu fark neden mesela var? Ben şeyi anlamıyorum. Şimdi milletvekili olarak seçilen bir Türk vatandaşı nedir? Zaten dışarıda belli bir iş sahibi. Kesinlikle. Belli bir ekonomik seviyede olan insanlar bu yola giriyor. Çünkü bu işin belli bir ekonomik güce ihtiyaç duyduğu aşikar. Çünkü seçim çalışması yapıyorsunuz. Çıkıyorsunuz, Trabzon özelinde konuşalım. Çıkıyorsunuz Trabzon merkezden, Trabzon'un ilçelerini geziyorsunuz, köylerini geziyorsunuz. Bunların hepsi ekonomik bir külfet. Siz bu ekonomik külfeti karşılayabiliyorsanız ekonomik durumunuzun, işinizin düzgün olması gerekiyor. Sizin ekonomik durumunuz ve işiniz 2 yıl vekillik yaptınız diye bozulmuyordu. Çoğu zaman ben bozulanı görmedim. Artanı gördüm ve eksilerini görmedim. Şimdi böyle bir durumdayken çıktıktan sonra ben niye emekli oluyorum ki? Kendi işimi yapayım. Yani beni niye emekli sıfatı yükleyip bana para veriyorsun? Yani bugün biliyorsunuz şey yapıldı Ümit Bey. EYT, SGK'nın bu yapay zeka maaş hesaplamasında EYT'nin zammını %17 olarak gösterdi. Hatta bir haberler falan, açıklamalar yapıldı işte. Tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Ama bu resmi sitede bunu, bu rakamları vatandaşlar baktı. Yani %17. Tamam da öbür tarafa bakıyorsun, %176 zam anında onaylanıyor. Emeklilerin %55 zam istemi anında reddediliyor. Vergi, ceza ve harçlara da %112 zam yapıyor. Hani bu kötü gidişatın sebebi olarak 5 market, 5 büyük marketten bahsedilirken sabah akşam, yeni yılın şu ilk 2 haftasında yani 14 gününde gelen zamların tamamı açıkçası biz devletin kademelerinde geldi. Yaptığımız meslek dolayısıyla vergi, ceza ve harçları sıklıkla karşılaşıyoruz. Yani posta, mesela... Pardon, buldum sizi, buyurun. Yok, estağfurullah. Hı. En son bugün görüştüm bir kalemle. İşte tebligatlara da zam geliyor. PTT zaten hiç yapmadı, düzgün yapmadı ve düzgün yapamadığı bir iş için, yani bir zarfı taşımak için 50 küsür lira para istiyor. Hayır, artık şu an her şey sisteme de dönmüş durumda. Elektronik ortamdan elektronik tebligat da var. Yani. Ve elektronik tebligata neden para alınıyor onu da şu an çözebilmiş durumdayım. Yani şimdi tuşa hadi yorumluyor. Mesela tuşa 58 lira. 58 lira için şunu düşünüyorum. İşte alıyor bunu şey kamyon, kamyonet, evet. Artık her neyse taşıyor, orada bir mazot yakıyor.
ve onu taşıyanın bir maaşı var falan filan. Ben bunlara okeyim de yani şey şimdi UTS'den bu, neden bu kadar para alınıyor ben onu anlamış değilim. Mesela şey kurumları var ya, sosyal içerik üreten belli platformlar var. Aylık abonelikle üye oluyorsunuz. Onlar ne kadar? 40 lira, 50 lira. Aylık abonelik yapıyorsunuz. Koca maliyetleri içeren bir sürü içerik izleyip takip edebiliyorsunuz. Onların ücretleri posta, telgraf, telefon işletmesinin bir tebligat ücreti kadar. Ben bunu anlamıyorum. İkisi de elektronik ortamda. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece benim sistemimi kullanıyorlar diye 50 lira alıyorsun. Sonra diyorsun ki 5 market suçlu, onlar zam yaptı. İşte geçen haftaki, biliyorsunuz geçen hafta yani yılın ilk 5 günündeki yapılan resmi kurumlardaki zamlardan bahsetmiştim. Ben bir tane açıkçası market görmedim ama bu hafta marketlerde de fiyat artışlarına rastlamaya başladık. Yani geçerken tezgahta gördük. Muzun kilosu neredeyse 50 liralardan bahsediyorlar. 500 gram sucuk 100 lira diyorlar. Ümit Bey bakın 500 gram sucuk. Haydar Bey bahsetti. Bugün karne günüydü biliyorsunuz. Kardeşlerime Türk geleceğinin yani geleceğin Türkiye'sinin çocuklarına yeni bu süreçte onları tebrik ediyorum. Çocuk annesi markete götürüyor ve diyor ki kasaptan böyle küçük parça kemikli et alıyor böyle küçük. Annem diyor bana karne hediyesi olarak et alabilir diyor. Yani ben kendi çocukluğuma bakıldığı zaman hani biz 4 kardeştik. Yani et alacağız karne hediyesi olarak. İşte tatlı alacağız. İşte ama şu an öyle bir anlatıyorsunuz sanki ulaşılamazdı gibi yok, bir yüz imajınız. Geliyorum. Yani bunlar bizim standartlarımızdı. Biz böyle bir şey düşünmüyorduk yani. Hani bana özel bir gün olsun da babam gitsin et alsın. İşte şöyle bir gün olsun da annem yılda bir tatlı yapsın, pasta yapsın. Böyle bir şey yok. Biz Allah'a çok şükür yani evimizde etimiz, işte pirzolamız, köftemiz, tatlımız, pastamız bunlar biz eksikliğini yaşamadık. Hani eski Türkiye dedikleri şey var ya hani bu bir algı ortamı. Eski Türkiye. Biz eski Türkiye'de gayet karnımız tok çocuklardık. Nesillerdik. Ha farklı süreçlerde bazı Türkiye'nin dış devletlerle beraber hani bazı ambargo olaylarında yaşamış oldukları bazı ürünlerdeki sıkıntılar olmuş olabilir. Bunun daha fazlasını bugünün Türkiye'sinde yaşadık gördük. Kuyruk dediğiniz zaman ben bugün o günlerden daha fazla kuyruğu sizin önünüze serebilirim yani. Bundan yana kuşkunuz olmasın. Ama güven ortamı, huzur ortamı eski Türkiye yaşanabilirlik bakımından şu anın kat ve kat önünde mi bir? Yani bakıyorsun et ve süt ürünlerine yine zam geldi. Marketlerde sürekli fiyatlar değişiyor. Hayır, 5 markete yükleniyorlar. Tarım kredi kooperatiflerindeki süt ve süt ürünlerine zam geldi. Yani diyorlardı ya, buna da zam geldi. Bu niye o zaman buna zam geliyor madem öyle? Ya şimdi düşünüyorum Mütbe. Bir hani asgari ücretle çalışan bir beyefendiyi düşünüyorum, bir adamı düşünüyorum. Emekliyi de düşünüyorum. Emekliyi, onu hiç düşünemiyorum. Olayın bu tarafı onu hiç düşünemiyorum. Yani bu adam baktığı zaman kira verecek. Aynen diyelim 15'inde maaş aldığını farz et. Kira verecek. Bilmiyorum bu ay doğalgaz faturanız ne geldi? Doğalgazını ödeyecek. Ya da benim gibi kömür yine kış evet gündüzleri kurak ve sıcak geçiyor ama akşamlar gayet soğuk. Kömür bitmiş. Yine kömür takviyesi yöneticimiz dedi. Kömür takviyesine geldik. Kömür faturasını diyelim. Elektrik faturası. Elektrik faturası enteresan seviyede geliyor zaten. Su faturası. Yani suyu anlamıyorum. Yani bu su Allah'ın gözlerinden çıkıyor. Tamam belli bir işçi, çalışma, bakım giderleri olacak ama suya mesela neden sürekli zam geliyor? Biliyorsunuz bizim parti politikamızda elektriğin nasıl minimize hatta birçok yerde elektriğin ücretsiz verilebileceği projeleri sunmuştuk. Bunların biz konuşurken biz bir önceki ay bu ayımızdan çok daha uygun faturalar geliyor artık. Her ay
Bir önceki ay arıyoruz. Neyse. Yani nasıl geçinebilecek? Bakın, geçen hafta da söyledim. Bir adam bir şu an bir çocuğunu özel bir okula verebilmesi için artık 3 haneli rakamlardan bahsediyorlar. 3 haneli rakam ödeyecek bir çocuğuna. Sonra işte işçiye 55 zam, kendilerine %150, %170, %130 artık bu zamlar. Burası iyice şeye dönüyor. Şimdi Türkiye artık belli noktalarda bu Fransız banliyölerine dönecek. İşte bir alt tabaka oluşacak, işçi tabakası. Zaten oraya doğru gidiyoruz. Bir elitler grubu oluşacak. Elitler grubu özel okullarda vesaire. Sonrasında bu Hollywood'un meşhur yapımları gibi bir karmaşa, bir işte adalet arayışı, savaşı çıkacak gibi bir ortam. Yani biriyle konuşuyorum. Gemi kaptanı 11 bin dolar alıyormuş. O bana çocukları özel okula yazdır diyor. Tamam. Dedim ki yani sizin için gayet normal, yazdırılabilir evet. 11 bin dolar alsam ben de bir denerdim. Ama bir vatandaşla konuşuyorsun. Artık yani eğitime ulaşması, çocuğunun devlet okullarındaki eğitim kalitesinin düşmesi, diğer eğitim kurumlardaki, yani çocuk aldığı eğitimi de geçiyorum, şöyle bir hal alıyor. Çocuk büyürken dışarı bakıyor, sosyal medyaya vesaire bakıyor, diğer özel okullara bakıyor, diyor ki ben fakirim. Yani o çocuk onu görüyor, yani onu yaşıyor. O bilinçle büyüyor. 3 gün sonra bir şey olduğunda bu çocuk patlayacak, yani bu sıkıştırılan genç artık daralacak, diyecek ki kardeşim ben kendi hakkımı istiyorum. Yani bunu biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gördük. Yani biz 90'larda işte PKK ile yoğun şekilde mücadele edilen dönemde işte doğuda susuz köy, elektriksiz köy. Ben küçüktüm, hatırlıyorum. Televizyonlarda haber yapılıyordu işte akşamları susuz köy, elektriksiz köy. Ne oluyor? Öyle olduğu zaman işte o çocuk terörizme hizmet edebilir hale geliyor. Veriyorsun bir miktar para, terörist oluyor. Ya şimdi Türkiye'deki çocuğu sen vatan sevgisinden ziyade işte kullanılabilir, yani farklı yönlere çekilebilir bir ortama taşıyorsun. O çocuğu nasıl kurtaracaksın, nasıl toparlayacaksın? Biliyorsunuz Ümit Bey, kız çocuklarından biraz örnek vermek istiyorum. Baba sevgisinden yoksun olan kız çocuğu, hani kendisine biraz sevgi gösteren bir erkeğe hani çok yakınlık gösterir. Aslında bunun sebebi o onu çok sevdiği değil ama babası, yani bir sevgi yoksunluğu olduğu için. Şimdi biz de orada devletin baba pozisyonunu yerine getiremediği yerde işte vatandaş kendine farklı kulvarlarda bir boşluk bulabiliyor. İşte burada devlet baba olacak, sahip çıkacak, aç bir vatandaşını bırakmayacak. Yani çok şey istemiyor hakikaten vatandaş hükümetten. Yani bizim çocuğumun geleceğini temin edebilmek, karnının doyabilmesi ve kendini idame edebilmesi, güvenli, huzurlu bir ortamda yaşayabilmesinden bahsediyor. Başka bir şey istemiyor. Yani ben kalkıp da zırhlı bir araç istemiyorum. Ronaldo milyon gittiğindeki zırhlı araç tarifi. Milyonluk arabalar istemiyorum. Ya da beni buradan atıyorum İstanbul'a gideceğim, beni özel uçakla alın da oraya götürün demiyorum. Kimse bu ütopik durumlarda yaşamıyor. Ha, bunlar bizim için ütopik olabilir ama bazı kesim için bugün yaşanabilir bir seviye. İşte bu fark olduğu müddetçe halkta huzurlu bir ortam beklenmesi zaten mümkün olmuyor. Evet. Yani hani diyorlar ya dünyanın her yerinde kriz var diye bir istatistik buldum. Bunu da paylaşmak istiyorum. 2022'nin son çeyrek itibariyle yıllık konut fiyatlarında ölçülmüş. İstanbul'da artış %212. %212. Satış fiyatlarında mı, kiralarda? Konut fiyatları. Ankara'da %196. İzmir'de %185. Ama dönüp bakıyoruz. New York'ta %12.4. Tokyo'da %11.3. Berlin'de, Almanya'da %8.3.
Paris'te %2.4. Yani hani birçok fiyatlar oradaki artışlardan, kriz ortamları artışlar dediler ama birçok fiyat eski neredeyse noktasına indi. Ya Avrupa'da enflasyon %10, bizde enflasyon resmiyette bile %60-70. Aradaki fark ortada yani, bu tartışmaya kapalı bir konu bence. Şey diyorlar ya, yani son dönemlerde seçime yaklaşınca bu videolar daha çok çıkar. İşte biz Avrupa'da yaşayamıyoruz, Avrupa'ya göç ettik. Tamam o zaman gelin buraya. Göç ettik ama burada çok pahalı her şey. Bunlar çıkar. Bunlar işte bir tane vardı ya, arabadan video çeken, ismi neydi o arkadaşın? Arabadan atarlı video çekiyordu. En sonunda Almanya'da Jaguar ile beraber fotoğrafları çıktı. Oradan vatan millet Sakarya. Tabii biz burada yani her gün şeyi ya yaşıyoruz. Geçen gün ne dikkatimi çekti? Bir kız, bir bayan arkadaşımız sokak röportajında bir adam hani gerçekten geçinmekte zorluk yaşıyor diyen bir adama hakaret etmeye başlıyor işte. İşte Avrupa'da millet aç dolaşıyor, sen işte burada yiyorsun içiyorsun da işte bilmem ne. Sonra bu arkadaşın 6 aylığına ya da 1 yıllığına Londra'da işte yerleşmeye gittiği öğrenildi. Bakıyorsunuz enteresan tezatlar bunlar. He, bir tane bayan influencer'ın evet. İngiltere'ye göçü attı evet. Küçük eser. Yani bunlar ya bu memleket bizim. Bu topraklar bizim, bu ülke bizim, bu halk bizim. Biz bir olacağız, beraber olacağız, geçineceğiz. Hükümetimizi seveceğiz, hükümetimiz bizi sevecek. Ama bu ortamı sağlamak önemli olan. Bakın, ülkede yıllarca kaynak yok dediler. Biliyorsunuz Profesör Haydar Baş Bey kaynakları ortaya dökmüştü. Bu sefer çıkaramıyoruz dediler. Bu da bitti. Geçen yıl biliyorsunuz ya, bitmeye de ona da geleceğim. Geçen yıl Hüseyin Baş Bey Büyük Kongresi'nde direkt bu işin kaynağı yani bu işin muhatabı olan Cumhurbaşkanlığına iletişime geçtirerek milleti bunun yanıtını aldırttı. Böyle bir şey yok dedi. Kaynaklar çıkarılıyor, işleniyor. Hiçbir madde, gizli bir madde bir şeyler yok dedi. Yine dinlemediler. Şimdi 2023'de evet çok şükür geldik. Şimdi kalkıyorsun, bakıyorsun bu karşı muhatabın en yükseğindeki kişi çıkıyor diyor ki öyle bir şey yok. Gayet de çıkarabiliyoruz falan filan. Tamam şu da. An Cumhurbaşkanı çıkıp açıklama yapsa, dese ki yoktu öyle bir şey yani gizli madde gibi. Vatandaşlar şu an yine der ki hayır vardı. Yani vatandaşın, şu an o noktada. Vatandaşımız şöyledir. Cumhurbaşkanımızın kesin bir taktik yapıyor. Burada dış güçleri yaratmak için bak, der ve devam. Yani Ümit Bey dış güçler lafı biliyorsunuz. Dış güçler denilen şey zaten iki insan zaten varsa birisi onun dışı oluyor. Yani bizim bu dış güç dediğimiz olay bizim ezelimizden beri var. Yani bu 10 sene önce de vardı. 50 sene önce de vardı. 100 sene önce de vardı. 500 sene önce de vardı. Bugün dış güçlerin gücü diyorsan sen demek ki bu karşı kendine rakip diye koyduğun kişiyle mücadele edemiyorsun artık demek oluyor. Evet bu dış gücün oyunu. O zaman demek ki sen ona karşılık veremiyorsun. Çünkü o dış güç dediğin karşıda duran kişi, kurum, ülke, şahıs her neyse. Bu ezelden beri var. Bu bir savunma mekanizması değil. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Yani çok söylenecek şey var. Seçime kadar daha çok program yapacağız. Ama bunu iyi anlamak gerekiyor. Yani gerçekten bizim en önemli ilk yapmamız gereken gerçekten ekonomik bir duruşu, ekonomik bir kalkınmayı ve ekonomik çözümü bizim ilerlememiz gerekiyor. Biliyorsunuz Bağımsız Türkiye Partisi'nin dünyaya mal edilmiş bir ekonomik tezi var. Biz bu işi çözeceğimizi, bugün Hüseyin Baş Bey bu işi bu sistemle beraber çözebileceğini Profesör Haydar Baş Bey yani yazın önümüze koydu. Bizim çok fazla ekstra bir şey yapmamız aslında var da hani baktığın zaman bir vatandaş diyor ki ya evet ben bu sistemi uygulamak istiyorum kardeşim diyeceğim. Bu kadar basit aslında. Biz bunu söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz.
Ağzına sağlık. Teşekkür ederim Burak Bey. Evet Haydar Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa yani eklemek istediğim tabii seçim mi, geçim mi? Burak Bey hep burada geçim derdinden bahsediyor. Tabii önümüzdeki günler artık ciddi konularımız olacak. Burak Bey'i ne zaman programa çağırsak şöyle olduğu için yani hep bir ödemeden buraya geldiği için ödemeye hep dolu oluyor. Yani maalesef herkes ödemeden geliyor yani aslında öyle bir şey öyle de var. Ya. Bakıyorum hani hem kendim şahsım hem çevremde ciddi böyle yani. Adam maaşını alıyor, iki gün sonra diyor ki ya elimde hiçbir şey kalmadı diyor yani. Halk artık bu seviyeye indi yani. Yani açlık sınırı zaten ama belli. Evet. Yani o yüzden bu şaşırılacak bir durum değil. Artık önümüzdeki günlerde daha çok gündem olacak tabii bu seçim konusu. Bakalım artık ne getirir, ne götürür, yeni kararlar ne olur, yeni indirim tarifeleri neler olur falan. Bekliyoruz. Artık yani ileride göreceğiz. Ülkenin zaten ülkede hiçbir şeye güven kalmadı. İşte vergi ceza vesaire aflarıyla işte vergisini cezasını ülkede şu an belki de güvenini en çok yitirenlerden biri şu an adalet mekanizması. Seçimleri de yapan YSK yani hakimlerden seçilen kişiler olduğu için adalet mekanizması. Adalet mekanizması oraya güven yitirmişken zaten orası da güven yitirilince bakalım nasıl olur? Nasıl gider? Şu an baroda da benim mesela bir komisyonda görevim var. Seçim hukuku ve güvenliği. Yaklaşıyor sizin çalışmanız. Yani benim seçim çalışmam da yaklaşıyor. Ben de elimden geldiği kadar bir güvenliği sağlayabileceğim ama iş tabii ki biteceği yer ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu, yüksek seçim kurulu. Trabzon'daki seçim komisyonlarını gezmeye. Yani tabii ki. İstişare yapmaya. Hatta belli bölgelerde seçim güvenliğini sağlayacak idari makamları da ziyaret etmeye başlayacaksınız diye düşünüyorum. Öyle planlamamızı yaptık. Artık yapacağız. Seçim yaklaştıkça her şey daha Trabzon zaten hızlı olacak. Instagram ve sosyal medya hesaplarını sizi takip edeceğiz o zaman. Takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Evet, ekleyeceğiniz bir şey var mı Burak Bey? Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Efendim, bu akşamlık biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yeniden sizlerle birlikte olacağız. Herkese hayırlı geceler dileriz.